Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Kastamonu için Tosya'da bir oldu temalı istişare toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kastamonu'da Tosya için bir olduk temalı programımızda ismi üzerinde 31 Mart'dan sonra Tosya için ne yapabiliriz? Neyi ortaya koyabiliriz? Çünkü bizim Tosya'mız, hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline layık, en iyisine layık. Gece gündüz demeden neyi başarabiliriz? Bunun hesabı içerisinde olduk. Yaşasın Türk Devleti. Yaşasın Türk Milleti. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Ne mutlu Türk Milleti. Konuşmama başlarken Türk Milleti'nin başı sağ olsun diyorum. Rabbim bir daha bu necip millete bu tarzda bir eylemde şehit vermeyi nasip etmesin. Bizlerin makam ve mevkiyle hiçbir şartla koşulda işi yoktur. Milliyetçi ülkücü hareketinde yetişmiş insanların tek derdi vatandır. Vatan olmadan Tosya olmaz. Vatan olmadan memleket olmaz. Vatan olmadan gençlik olmaz. Vatan olmadan torun olmaz. Vatan o yuvaya uzanan eli kırmasını da bu devlet çok iyi bilir ve bunu hepimiz hatırlamak gerekir. Desteklerinizle, Rabbimin izniyle güzel bir ilçemizi bize 5 sene yönetme fırsatı verdiğiniz için başta Rabbime şükrediyorum, sizlere de Allah razı olsun diyorum. Neden? Memleketine hizmet etmek, menfaat gözetmeme, çıkar gözetmeme, Allah rızası için bu güzel şeyleri, bir şeyler yapma fırsatını bize verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok bahtiyarız. Bunları bilmenizi isterim. Her işe birden girişmeden, karmaşaya sebebiyet vermeden şehrimizin sıkıntı ve problemlerini halletmeye çalışıyoruz. Tosya Belediye Başkanlığı olarak aday adaylığı ve adaylık sürecinde verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. Bugünlerde üzerinde çalıştığımız birkaç çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah nasip kısmet ederse bir yılımızı doldurduğumuz hafta içerisinde sizlerle beraber bir istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 hafta önce 10 ay gibi bir kısa süre zarfı içerisinde Tosya Belediye Başkanlığı'na 6 tane hizmet aracını 1 lira kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla memleketimizin hizmetine sunmayı başardık. Bununla birlikte ne yaptık? Sadece 3 tane araca aylık 26 bin lira kira ödemekten yılda 300 bin liraya yakın yapar bakın. Kıymetli hemşehriler. Ve yıllık kirası kadar da tutmayan bedelle bu araçlarımızı belediyemizin hizmetine sunduk. Seçim meydanlarında hep dedik ki bizim kadınlarımız üretkendir. Bunların yolunu açmamız gerekir dedik. Elhamdülillah geçen hafta kadınlarımızın derneğini oluşturduk. Kadınlarımızın üretebileceği malzemelerle alakalı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunun da güzel haberleriyle birlikte ilerleyen günlerde meyvesini vereceğini de sizlerle paylaşmak isterim. Yine kültür merkezimizin bünyesinde, bakın bu çok önemli, gençliğimizin ve çocuklarımızın
eğitimini daha kaliteli alabilmesi adına 100 tane öğrencimize kurs veriyoruz. Bu kurslar Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce ve sosyal bilgiler olmak üzere toplamda 5 derste 100 tane 7. ve 8. sınıf öğrencimize hizmet vermeye başladık. Mahalle muhtarlarımız da şehrin kanaat önderleriyle istişareler gerçekleştiriyoruz. Bugün Tosya'da unutulmaya yüz tutmuş, sanat olarak yaşam faaliyetini sürdüremeyecek hale gelmiş olan kese ve kuşak üretimi için yine Tosya Kültür Merkezimizde 5 tane dokuma tezgahı kurdurduk. Rabbime şükrediyorum ki iyi ki kurdurmuşuz. Kese Kuşak Oda Başkanımız burada mı bilmiyorum ama bile kalmamış. Tosya'da sadece 2 tane aile kalmış. Bunun da kurslarını 2 hafta sonra hizmete açacağız. Öğrenmek isteyen kadınlarımıza bunun dokumasını öğreteceğiz ve ürettikleri malzemeleri de belediye aracılığıyla biz satacağız ve haliyle kadınlarımız da işlenmiş olacaklar. Dedik ki şehrimizin en büyük, en sıkıntılı, en problemli derdi olan otopark problemini biz çözeceğiz demiştik. Kimisi bize güldü, kimisi nereyi bulacaksınız dedi, kimisi nasıl yapacaksınız dedi. Rabbim nasip kısmet ederse Nisan ayının ya da Mayıs ayının 15'ine kadar 300 araçlık otopark ihalesini yapmış ve firmaya teslim etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben analarımıza, kadınlarımıza çok değer veririm, çok kıymet veririm. Çocuklarını, torunlarını daha güzel ahlaklı, maneviyatlarının daha fazla olabilmesi için kadınlarımıza bir söz vermiştim. Sizleri Çanakkale'ye götüreceğiz demiştim. Ramazan'dan sonra Çanakkale turlarımız da başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bize bunu yapamazsınız diyenler bizi takip etmeye devam etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Kıymetli Tosyalıların adına kurban olduğu Tosya, hoş geldin, şeref verdin. Ülkemiz, devletimiz çok sıkıntılı, çok badireli günler yaşıyor. Biz bu Kastamonu'da bir olduk temasını ilk Kastamonu'da uygularken bugün ne kadar doğru yaptığımızın kanıtını yaşayarak görüyoruz. Çünkü birliğe, beraberliğe, kardeşliğimize o kadar ihtiyaç var ki inanın bu cendereden başka türlü çıkamayız. Ne CHP'li, ne AK Partili, ötekini verir, bitti. Tosya'ya hizmet edeceğiz biz. Tosya'ya hizmet edeceğiz. Dolayısıyla şimdi bu programlardan rahatsızlar. Ya seçim yok, şu yok, bu yok. Evet yok. Ama biz vatandaşımıza söz verdik. Her daim yanınızda olacağız dedik. Bütün sıkıntılarınızı ortaya koyacağız dedik. Şimdi alışkanlıklar var ya, seçimden seçime vatandaşa gideceksin. Seçimden seçime muhtarlarımıza gideceksin. Nasıl olacak bu iş? Sen 5 sene derdini dinlemeyeceksin. Ondan sonra seçim zamanı gideceksin. Güya Kastamonu'yu yönetmek için vatandaşa kendini anlatır. Biz öyle değil. Bize oy versin vermez. Bize oy versin vermez. CHP'de AK Parti'de ötekini verir gibi hiç kimseye ayırmadan hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim anlayışımız bu. Katılımlarınızdan dolayı hanımefendilere, genç kardeşlerime, abilerime, büyüklerime, dava arkadaşlarıma, misafirlerimize, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi tekrar edelim, bozmasın. Ve her zaman söylediği gibi sözü öyle bitirelim. Yaşasın Türk milleti.
Yaşasın Türk devleti. Yaşasın Milliyetçi Mücadele. Hepimize saygılar. Sağ olun.